ve kıymetli konuklar. Tarih ve Kültürel Mirası Koruma Çalışma Grubu olarak Grup Başkanı Mecbur Akçıbaşı şahsım. Arkadaşlarımız Kültür Müdürümüz Hayrettin Çetin, Celal Tavuzkerdi, Kasım Arıcı, Duran Sur ve Ufuk Bayrak'la birlikte biz bazı toplantılar yaptık. Gerçi Hayrettin Bey'e ulaşamadı. Kendisi zannedersem büyük önemli işleri olduğu için Uğraşamadı. Yani ben buradayım. Ne beni ne de kurumu aramamışsınız. Doğru bilgi verirseniz sevinirim. Ben doğru bilgi verdiğime inanıyorum ama demek ki biz şey yapamamışız. Uğraşamamışız. Arkadaşlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kültür, Tarih ve Kültürel Mirası Koruma Çalışma Grubu olarak bizler yaptığımız toplantılarda bazı değerlendirmeler yaptık. Bir durum değerlendirmesi yaptık. Bu durum değerlendirmesinde öncelikli olarak ilimizin genel bir tarihi değerlendirmesini yaptıktan sonra bazı projeler ortaya koyduk. Durum değerlendirmesi yaptığımız zaman M.Ö. 9. yüzyıldan başlayarak 3000 yıllık bir tarihe sahip olan ilimizde hüküm süren, şimdilik belirli olan 21 tane kültür ve medeniyet var. Bu medeniyetin mimari eserleri günümüze kalmıştı fakat bu mimari eserler ya tam anlamıyla kendisi yok olmuş tarih süreci içerisinde ya veya dinsiz bir şekilde yok edilmiş. Muş şehri olarak bizler bekleyen en önemli tehlike kültürel tarihi değerlerimizi gelecek kuşaklara miras bırakmama tehlikesidir. Çünkü kültürümüzün en önemli unsurları olan tarihi mimari eserlerimizi maalesef dün acımasızca tahrip etmişiz. Bugün de aynı hızla bunlara devam etmekteyiz. Bunun en önemli sebebi kültürel tarihi öneme sahip mimari eserlerimizi tanıyamadığımız için onların ne derece öneme sahip olduklarını kavrayamadığımızdan bunları koruma anlayışımız da oluşmamıştır. Çünkü insanoğlu tanımadığı şeyin düşmanıdır. Muş tarihinde günümüze yıkık bir şekilde gelen veya bilgisizce yok edilen mimari kültür eserlerimiz bulunmaktadır. İşte Urartular döneminde Hasbet Kalesi ve Muşek Kalesi, Rumeliler Romalılar döneminde ateş tapınağı olan, Bizans döneminde kiliseye çevrilen Çengeli Manastırı, Bizans Ermeni Prenslikler döneminde Arap Manastırı, Selçuklular döneminde Aslan Kaplan Hanı, Osmanlılar döneminde yaptırılan Alaaddin Paşa Medresesi, Murat Paşa Camii, eski hükümet konağı, postahanenin binasının yerinde olan eski hükümet konağı, Havuzlu Han, Yıldızlı Han, Gülü Hamamı, Mudur Hamamı ve eski Muş evleri büyük bir kısmı maalesef günümüzde varlığını kaybetmiş durumda. Muş merkezde Yukarı Çarşı bölgesinde bulunan tarihi eserlerimiz ise, neden Yukarı Çarşı diyoruz? Çünkü Muş merkezde tarihi eserlerin yoğun bir şekilde bulunduğu yer burası. Burası Muş'un kültür, kimlik belgesi, kültür yuvası ve buranın bir an önce ne yapılması lazım? Koruma altına alınması gerekiyor. Bunlar Ulu Cami, Hacı Şeref Camisi, Alaaddin Bey Camisi, Raziyesi, Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Muhammed Mağlı Bey, Başarı Kesik Şehit Kardeşleri, Karabura Şeyhi, İbrahim Samidi ve Müşter Baba Türbeleri, Yıldızlı Han, Alaaddin Bey, Karasur Hamamı ve Mübro Hamamı, eski Muş evleri. Bir iki tane tescil edildi, bir tane tescil edilen evimiz var. Şimdi geçen toplantılarda bir ifade kullanılmıştı. Belediyemizin de stratejik planında bu var. Marka kent olmak. Marka kent olmak tabii ki değerlerimizi önce ortaya koymak ve bu değerlerimize dünyaya tanıtabilmek, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtabilmek için bazı projeler gerçekleştirmek de oluyor. Biz değerlerimizi ne kadar ortaya koyabilirsek o zaman marka kent olma yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Olmazsa olmaz projelerimiz diyebiliriz. Biz arkadaşlarımızla oturarak birinci proje, Muş'ta inanç turizmi altyapısının güçlendirmesine yönelik küçük ölçekli altyapı projeleri mali destek programı dedik. Amacımız arkadaşlar Muş'un turizm kapasitesini geliştirerek bu alandan önemli bir pay elde etmesini sağlamak. Yukarı Çarşı bölgesini
özellikle dini inanç merkezlerinin yoğun şekilde bulunması bizi bu projeyi düşünmeye sevk etti. Çünkü biz DAKA'nın özellikle bu yıl içerisinde yapmış olduğu projelerde Hakkari'de inanç merkezlerinin korumasına yönelik bir projesi var. Ve bu proje bize uygulanabilir. Çünkü 4 trilyona Hakkari'de bildiğim kadarıyla bu proje mali değeri verilermiş. Biz de bu projeyi ilimize uygulayabilecek durumdayız. Bununla ilgili bir animasyon fotoğraflarımız var arkadaşlarımız tarafından hazırlanan. Bunu biz konuşmamızın sonunda size tanıtacağız. Projenin önceliği olarak Ulu Cami, Hacı Şeref Camii, Alaaddin Bey Camisi, Hazirası ile Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Muhammed Mahalledi, Başları Kesik Kardeşler, Karakura Şehir, İbrahim Samedi ve Müştak Baba türbeleriyle Alaaddin Bey, Karasur Hamamı ve Nur Hamamı gibi inanç turizmi alanlarında çevre düzenlemeleri, bunları tamamlayıcı nitelikteki yapım işleri ve restorasyonların gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. DAKA'dan istenilen pay elde edilebilir bu konuda. Bu konuda en önemli örnek işte dedik Hakkari'deki malum proje. İkinci projemiz arkadaşlar Muş Eski Eserler ve Etnografya Müzesi projesi. Bu projemiz için de düşündüğümüz yer eski hükümet konağımız. Şimdi maalesef geçen gün önümden geçerken pencerelerin kırıldığı içeriye tinerci ve balıcıların mesken haline getirdiği bir duruma gelme yolunda ilerliyor gibi görünüyor. İleride burada yangın çıkma tehlikesi de var. Ve buranın bir an önce bu hükümet konağının müzeye çevrilmesi gerekiyor. Amacımız Muş ilmi... Ne olduğunu özetlerseniz. Evet, Muş ilmi tarihi kültürel eserlerini tanıtarak turizm gelirlerini artırmak temel düşüncemiz. Evet, burayı söyledik. Hükümet konağımızda işte çevre ileride dağıtılan arkeolojik eserlerimizi getirebilirsek artı halkımızın kullanmış olduğu ve işlemiş olduğu, meydana getirmiş olduğu eski ürünlerimizi Etnografya Müzesi kısmında sergileyebilirsek güzel bir şekilde turizme katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Eski Muş evlerinin yaşatılması projesi var. Halkımızın kültürel mimari birikimi olan evlerin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması lazım. Sayın Başkan, sizden bir ricamız var. Bir iki dakika verebilirseniz en azından bunların mahiyeti hakkında bir bilgi verebiliriz. Zamanımızın çok olduğuna inanıyoruz. Zaten ileride çok konuşacağız. Yani ama en azından burada gündemdeyken konuşmakta fayda var. Tabii yani iki dakika verelim. Peki. Evet. Şimdi özellikle Muş evleri hakkında biz bilgi vermek istiyoruz. Çünkü akademik çalışmalara konu olmuş olan bir mimari yapıdan bahsediyoruz. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da bir benzeri olmayan Muş'a ait, Muş'a has bazı ev örneklerimiz vardı. Maalesef bir kısmı yıkıldı teslim edemediği için. Diğer ürünlerimiz ne yapabiliriz? Diğer evleri, bir 10 tane evimiz var. Gerek Hacı Şeref Camisi'nin arkasında, gerekse bugünkü postahanenin karşısındaki sokakta belirlenmiş olan evlerimiz var. Bunları kurtarma yoluna gidilebilir. Aynı zamanda yapabileceğimiz ikinci bir husus ise bir sokak belirleyerek bu sokakta eski Muş evlerinin örneğinde evler yapılarak bir Muş evleri sanat sokağı düzenlenebilir. Ve aynı zamanda bu evler kafeterya, geleneksel yemek kültürünün sergilendiği lokanta, hediyelik eşya dükkanları olarak kiraya verilerek turizme kazandırılabilir. Turizm gelirleri arttırılabilir. Sonuç olarak günümüzde kültürel tanıtım ve turizm için büyük bir yarışım olduğu dünyamızda ve ülkemizde biz de Muş ili olarak bu yarışta yerimizi almalıyız. Şimdi Sayın Başkan, bir üç boyutlu resimlerimiz var. Bunları eğer tutabilirseniz. Sola bırakacağım. Hayır, bu şeyle alakalı olan, birinci projemizle alakalı olan fotoğraflar bunlar. Bilgisayarcı arkadaşlarımız sağ olsunlar gecelerde mesai yaparak bunları gerçekleştirdiler. Şimdi baştan başlayalım. Evet. Tarihi çarşının kuş bakışı görüntüsü. Sağ tarafta işte Ulu Cami, Hacı Şeref Camisi,
Ve alt tarafta ortada yuvarlak şekilde bulunan şu o yuvarlak şekilde bulunan Yıldızı Han. Alt tarafta iki taraflı dükkanlarla kaplı olan Karasu Hamamı ve sağ tarafta yine Alaaddin Bey Camisi ile Hacı Şerat Camisi ile Alaaddin Bey Camisi'nin arasındaki yerler ise dükkanlar olarak düşünülüyor. Aynı zamanda bu 10.000 kişilik yazlık cuma mescidi ise Ulu Cami ile Hacı Şerat Camisi arasında düşünülmekte. Böyle bir proje düşünülüyor. Tabii ki bu tartışmaya açıktır. Herkes kendi fikrini açıkça ortaya koyabilir. Burada önemli olan kent konusunda ilimiz için, ilimizin geleceği için önemli katkılarda bulunabilecek bir ortak akıl oluşturabilmektir. Şimdi bunun da çarşının batıdan görünüşü. Doğudan görünüş kısımları. Dükkanlarımız tarihi özelliğe sahip şekilde yapılacak. Evet, restorasyon. Evet, burada Karasu Hamamı. Karasu Hamamı ve Yıldızlı Han arasında karşılıklı dükkanlar. Ve burada da bir cuma selamı, daha doğrusu cuma minberi. Arka tarafta kilise var. Şurada kilise var. Meryem Ana Kilisesi ve Hacı Şerif Camisi ile sınırlı. Evet. Değişik görüntüler. Evet, sağ kulesi şeklinde yapılmış. Tabii bu bir proje adı üstünde. Bu da türbelerimiz. Müştak Baba, işte Zerzemi, bunun dışında diğer türbelerimiz de bulunmakta. Evet, fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.